Next Blog Gayrimenkul'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizler için Kuşadası Davutlar bölgesinde 4+1 güzel bir villa tanıtımına geldik. Umarım beğenirsiniz. Erkam'la beraber ufak bir fragman izleyin. Ondan sonra başlayalım. Haydi bakalım. Evet, bahsettiğimiz gibi Davutlar bölgesindeyiz. Denize yürüme mesafesine çok yakın konumdayız. Bununla ilgili 1200 metre ölçülmüş denize yakınlığımız var. Hemen girer girmez burada araç otoparkımız bizi karşılıyor ve karşı tarafta kapımız var. Buraya aracımızı koyabiliriz ve iskan alındıktan sonra üstünü kapatabiliriz dilersek. Tabii çevre aydınlatmamız ve kamera sistemlerimiz bütün villalarımızda oluyor. 7/24 kamera sistemi ve bütün çevre aydınlatmalarımız mevcut. 360 ila 420 metrekare arsa içerisinde 4 oda 1 salon villalarımızı sizlere tanıtıyoruz. Evlerimizin dış yapısından size bahsedelim isterseniz yavaş yavaş gezerek. Drenajlarımız yapılmış, dış yapımızda komple fileli sıva kullanılmış. Üst taraflarda antresit, alt taraflarda gri tarzında ve ahşap aralarda dikmeler oluşturulmuş. Bunlar da güzel bir ambiyans katmış villalarımıza. Biz istersen adım taşlarıyla beraber, Erkam seninle beraber etrafı yürüyelim ve havuz tarafına doğru geçip villamızdan bahsetmeye devam edelim. Şurada göstermeni isterdim kamera sistemleri ve evin ön tarafında yine aynı şekilde çaprazlama, ön tarafında çaprazlama, dört bir tarafını gösteren kamera sistemlerimiz mevcut. Burada elektrik tesisatlarımızın panosu gelecek, daha gelmedi. Bununla ilgili biz örneklerle çıktığı için size tanıtıma geldik. Burada da multi sistem klimamızın bütün altyapısı burada. Su tesisatlarımız bütün hepsini kapamaları gelecek buraya plastik olarak. Evet, burada havuz denge tankımız ve motor dairemiz burada. Bahçe sulamamızın bütün tesisatları burada gözüküyor. Seninle beraber Erkan böyle havuza doğru gelelim. Havuzda yukarıdan akan şelaleli bir havuzumuz var burada. 25 metrekare bir teras alanımız var. Bu teras alanımızdan oturup bu şelalemizi izleyebiliriz. Günün her saatinde bize ayrı bir görüntü katar diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde önümüzde ve arka tarafımızda bizim çim alanımız var. Bahçe duvarlarının üstüne çitler gelecek. Ve sana bahsettiğim ön tarafı yine gösteren kamera sistemlerimiz de orada Erkam. İstersen içeriye geçelim mi yavaş yavaş? Hadi geçelim. Evet, evimizin giriş kapımızda hemen bizi sur kapımız karşılıyor. Tabi plastiği sökülmemiş, çizilmemesi adına. Çünkü inşaat alanı olduğu için çok giden gelen var eve. Mesela burada akıllı ev sistemimizin panosu var. Inohome'un eve giriş çıkış senaryoları, zaten bunu her evde artık standart olarak karşılayabiliyoruz. Biz seninle beraber direkt salona geçiş yapalım istersen Erkam. Salondan mutfağı tanıtalım. Burada 4 oda 1 salon, evden bahsetmiştik size. Tabanda net oturumumuz 65. Üst tarafta da 90 metre. Toplamda 155 metrekare 4 oda 1 salon evimizi tanıtıyoruz sizinle. Evimizde yerden ısıtmamız, akıllı evimiz, kamera sistemimiz, şöminemiz ve her odada banyo ve her odada gömme dolaplarımız var. Bunlardan bahsedeceğiz yukarı çıktığımızda. Bu firmanın yaptığı daha önce bir villa daha tanıtmıştık. Loft bir tavan bırakıyor burada. Sarkıt avizemizi koyduğumuzda burada emsallerinden daha da ferah bir ev haline geliyor. Karşı tarafta burada bize TV ünitemiz hazırlanmış ve kamera sistemlerimizin dört bir tarafta çekimiyle alakalı televizyona yansıttık. Alt tarafta yine şöminemiz. Sadece üflüyor biliyorsunuz bu görüntü şöminesi. Ürünlerin hepsi lakedir. Birinci sınıf lake. İstersen seninle beraber gel böyle mutfağa doğru geçelim. Mutfak da yarım kapalı tarzda, istersek burayı isteğimize göre kapatabiliriz Erkan. Yani o alan kişinin tamamen niyetine bağlı. Buraya geldiğimiz zaman L şeklinde bir mutfağımız var. Alt taraflar gri, lake. Üst taraflarda da ahşap kullanılmış. Yine aynı şekilde burada Siemens'in üçlü ankastre setleri. Ayrıca bir de
sundukları burada ürünler var bize. Siemens'in bulaşık makinesine gösterelim burada. Sadece buzdolabımız gelmemiş. O da ürün teslimatından dolayı ona koyamamışlar. İstersen alttaki odaya geçelim, sonra niş ve banyo tuvaletten bahsedelim. Burada 12 metrekarelik bir oda var. Belki emsallerinden size ufak gelebilir. Ama şuraya geçersen sen Erkan, ben izleyicilerimize bir şey göstermek istiyorum. Burada 6 kapaklı, görüyor musun? Boydan boya, üst tarafta da aynı. Gömme dolap yapılmış. Bu tercihe kalmış. İsterlerse yapmayabilirler. Ama buraya bir çift kişilik yatak koyduğumuzda gömme dolapla beraber muazzam bir şey düşünülmüş ve burada da sürgülü kapı tercih edilmiş. Baktığınız zaman hem yer kaplamıyor hem de minimize ediyor. Evet. Buradaki nişten bahsedelim. Yine burada portmantomuz ve burada ahşap lake ile beraber. Ne diyorsun Erkan? Renkler güzel değil mi? Alt taraftaki banyo tuvaletimizi gösterelim. Genellikle burada tuvalet bırakıyorlar. Burada da banyo tuvalet. Hepsi Artema'nın, Vitra'nın ürünleri. Bunların hepsi Ankastre 1. sınıf Erkan. Bunları gösterebiliriz izleyicilerimize. İstersen yukarıya doğru çıkalım. Şu ahşap merdivenlerimizden. Bundan da yukarı çıkarken bahsedelim. Hadi gel. Evet, merdivenden bahsetmiştik. Burada omurgalı ahşap uçan merdivenlerimiz var. Tabii kartonlarla kaplamışlar çizilmesin diye. İnşaat alanından bahsetmiştik. Size spider camlarımız var. Ve burada gün ışığını merdivenin alabileceği büyük antresit bir cam bırakılmış. Buzlamamışlar. Dışarıdan ışık alma açısından. Bir de daha teminki bahsettiğimiz loft tavanımız. Sarkıta vizemizi buraya koyuyoruz. Şöyle düşünülmüş. Sağında ve önünde aynı şekilde cam bırakılmış. Bunlar açılmıyor. Loft tavana bunlar da ışık sağlıyor. Nasıl? Mimar bence burada şov yapmış düşünürsen. Buradaki en ufak odamıza giriyoruz Erkan. En ufak odamız derken yatak başlıklarımız burada. Ve senin yine karşıya geçip gösterebileceğim burada devasa büyük bir gömme dolabımız. Ve buraya TV ünitemiz de yapmışlar. Televizyonumuzu içeri koyup kapımızı kapattığımız zaman gayet de güzel bir oda. Bakarsan metrajlarını aldık, 20 metrekare. Ama tabii gömme dolaplarla göze ufak gelebilir. Yine başka bir odamıza geldik. Yine yatak başlığımız, klima tesisatlarımız ve apliklerimizin her şeyi hazır. Sen yine terse gel, senle de yer değiştirelim. Ve karşıdaki gömme dolabımızı gösterelim. Tabii ki çoğu bayanın hayal ettiği tarzda gömme dolaplarımız var burada. Çünkü bütün kötü görüntüyü kaldırıyor. Ve bu eve, bir odaya ait bir de balkonumuz mevcut. İstersen balkonumuzu da gösterelim. Antresit tarzda ve burada bütün yerden ısıtmanın altyapıları var. Bunların ahşap kapamaları gelecek. Buradaki ürün bile Ankastre Erkan. Buradaki su, evet, çeşmemiz bile Ankastre. İleriye doğru giderken de doğramalardan bahsedeceğim bir dahaki taraf odamızda. Seninle beraber geçiş yapalım. Evet. Buradaki iki odanın kullanabileceği bir banyo tuvaletten bahsediyorum. Ben geçiyorum. Şöyle göstermeni istiyorum. Burada çamaşır makinemizi, kurutmamızı ve üst tarafa havlularımızı koyuyoruz Erkan. Sensörlü kapatıyoruz. Bu tarafta da kullanabileceğimiz tarzda bolca dolap alanı var. Şimdi burada karşı tarafta yine Ankastre'nin ürünleri ve döndüğümüz zaman burada banyo tuvaletimiz. Evet. Ve vitrin ürünleri Ankastre yine. Aynı şekilde hepsi mevcut. Şimdi ebeveyn odasında benim sana bir sürprizim var. Sen de görmedin bunu. İzleyicilerimizle beraber sen de gör. Burada yatak başlığımız yine aynı şekilde gri lake olarak yapılmış. Kapılarımızın hepsi gri lake ve doludur. Şöyle kapatıyorum. Burada 22 metre ebeveyn odamız var. Ama net ölçü. Bir de burada benim sana bir sürprizim var. Gel böyle istersen. Güzel bir giyinme dolabına giriyoruz buradan. Giyinme dolaplarımız karşılıklı. Evet, açıl susam açıl diyorum Erkan. Bir de banyo tuvaletimiz geliyor karşımıza. Bütün hepsi Ankastre ürünler. Ve 1. sınıf gömme rezervuarlarının hepsi. Ne diyorsun? Güzel, çok güzel. Mimar. Mimar, evet. Yani burada kapıyı yapması, buraya ayna takması, buradaki görüntüyü sağlaması. Çünkü baktığın zaman şöyle düz bir zemin görüyorsun. Sadece aynanın tarafını açtığın zaman bunu görüyorsun. Ve balkonumuza çıkıp istersen finalleyelim. Çıkmadan önce Linea Rosso
alüminyumlarımızdan bahsediyoruz. Sinekliklerimiz finalde geliyor toz olmaması için. Zaten gördüğünüz üzere her tarafta akıllı ev sisteminin panjurları var. Ben burada denize yakınlıktan bahsetmiştim sana. 1200 metre uzaklıktayız denize. Bu burada aynı şekilde 10 metrekare bir balkonumuz var. Ferah da. Fark ettiysen bayağı da rüzgar da alıyor şu an. Değil mi Erkam? Ne diyorsun? Bence rüzgarlı falan bayağı güzel. Şimdi her biri bu şekilde ayrık nizamda, ayrık parselde. Tekrar toplamamız gerekirse 360 ila 420 metrekare arsa içerisinde 4 oda 1 salon, tabanda 60 metrekare, üst taraf 90 metrekare, 155 netimiz var. Ekstra 25 veranda alanımız var. 21 metrekarede 3'e 7 özel yüzme havuzumuz var. Güzel de bir otoparkımız, kamera sistemimiz, yerden ısıtmamız, şöminemiz, her odada gömme dolaplarımız, açıkçası evin artıları var. Siemens'in Ankastre ürünleri var. Buradaki fiyatımız emsallerine göre çok uygun. Bence Davutlar sahilinde yakın bir ev istiyorsanız bu ev size uygun diyebilirim. Çünkü burada hep eski tarzda siteler var. Böyle yeni ev bulmak denize yakın biraz zor oluyor. En yakın zamanda benimle iletişime geçin. Görüşmek üzere. Selamlar diyorum. Saygılar.